Selam arkadaşlar. Şimdi pikniklerde yapacağınız alışılagelir dışı güzel lezzetli bir tarife geldim. Bir adet antrikot, domates, biber. Bunları yanına kızartıyoruz ama altında müthiş bir lezzet var. Tereyağından kızarmış çıtır ekmek, üzerine domates sos, üzerine yoğurt ve en sonunda bu halini alacak müthiş bir tavayla geldim karşınıza. Antrikottan harika bir antrikot ızgara yapacağız. Bunu özellikle pikniğe giderken sık sık deneyeceksiniz. Önce ateşimi yakıyorum. Şöyle manzarayı da göstermeden geçmeyeceğim size. Bu tür tarifler için mutlaka bizi takip edip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Evet, çekimlerimiz çok profesyonel değil ama sizler için güzel tarifler hazırlıyoruz. Buna emin olabilirsiniz. Eksiklerimizi de yazınız ama lütfen rica ediyoruz. Öncekiler gibi hakaret içermeden yazınız. Hakaret içerenler izliyoruz. Tabii kötü söz sahibine aittir diyoruz. Bir adet tırnak pidem var. Tırnak pideyi şöyle küp küp doğrayarak işlemeye başlıyorum. Hepsini doğradıktan sonra mangalımın üzerinde tavada bunu pişireceğim. Şimdi tavamı koydum ocağa. Tereyağı kullanma miktarı size ait. Şöyle biraz bol koydum ama az bir kısmını alacağım. Çünkü az bir kısmını da sos yapacağım. Biraz fazla kestim. Bir de sıcak olduğu için çok hızlı bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Evet, fazlalık yağını aldım. Ekmekleri tereyağının içine böyle döküyoruz. Tabi yaptığınız işin keyfini çıkartınız. Sesi de duyun. Şimdi ekmeğimin daha lezzetli olması için kırmızı toz biber, tuz, biraz kekik atacağım. Kızartırken daha çıtır çıtır, daha lezzetli bir hal olacak ekmeğimiz. Unutmayın tuz, kırmızı toz biber, az bir kekik ve tereyağı. Ekmeğe şöyle duman da geliyor, geliyor duman duman. Düşen parçayı hemen şöyle bir yiyoruz arkadaşlar. Çünkü acıktık. İsraf olmasın. Ekmeği de güzelce kızartıyoruz. Çıtır çıtır olması gerekiyor. Bu işlemi de yapıyoruz. Ekmeği kenara almam gerekecek tavayla. Şimdi domates sosu yapacağım. Domates sosu da tereyağı, sarımsak, domates yeterli olacaktır. Yanında süzme yoğurt var. Süzme yoğurdu da en son açacağız. Bu arada sizden ricam destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Mutlaka videonun 2-3 dakikasını izlemeniz yetecek. Bize destek olmanız bizim için önemli. Tabi bu söylediklerim bazı arkadaşlar tekrarlayıp yazıyor altta ama emek veriyoruz, emektir. Bir adet sarımsak, bir de küçük baş sarımsak var. Bir başlıyorum pardon adet. Bir kaşık tereyağını tavaya koydum. 2 adet domatesim var. Domatesimi de soyarak kullanıyorum. Siz soymadan da kullanabilirsiniz. Evet, domatesimizin suyu aktı. Masamın altını düzeltiyorum. Sonuçta doğadayız. Böyle şeyler olacak. Hızlı bir şekilde domatesi doğradıktan sonra bunu da tavanın içine buruşturuyorum. Sarımsaklarımız kavruldu. Domatesimizi ekledik. Bunu güzel kavuracağız. Buna da baharat, tuz, karabiber, kekik, başka bir şey ilave etmeyeceğiz. İsteğe göre pul biber kullanabilirsiniz. Domates sosumuz da natural bir sos.
Biraz da sıcak. Uzaktan çalışmam gerekiyor. İki adet antrikotum var. Şöyle bıçağın arka tarafıyla hafiften tık tık vuruyorum. Erken pişsin arkadaşlar. Biraz sert bir antrikot. Mermerimsi yapıya sahip değil. O yüzden pişerken biraz sertleşebilir. Tuz. Böyle el yardımıyla sağlı sollu tuz diyorum. Karabiber. Bu tarafa da tekrar tuz ilave ediyorum. Bunu da dağıtayım elimle. Yağ ile şöyle iki fıs fıs yaptım. Şunun lezzeti 10 numara. Şöyle 3 adet biberim var. Bunları közleyip yanına koyacağım. Şöyle domatesi de bunları da közleyip yanına koyacağım. İster közleyerek yiyin, ister domates sosum hazır oldu. En natüralinden sarımsak, domates ve baharatlar var. Başka herhangi bir şey yok. Şimdi geçiyoruz et pişirme safhasına. Ekmeğimiz hazır, çıtır. Domates sosumuz hazır. Izgara, soğan, domates, biberlerimiz hazır. Ve etimizi de pişiriyoruz. Eti koyarken yanında bir de tereyağı ekleyelim. Şöyle malzemelerimizi gösterelim. Tam bir piknik havasındayız. Keyfini çıkartıyoruz. Anın keyfini çıkartıyoruz. Ve antrikotumuzu ızgarayla buruşturduk. Şu üçlüye bakın. Birazdan şu üçlü bir eti bir çeviriyorum. Şöyle kenarda kaydırayım. Tereyağı da erisin. Çünkü fazla pişirmek istemiyorum. Biberlerim hazır. Bunları kenara alayım. Ekmeğin üzerine koyuyorum. Harika oldu. Bu tereyağı da eriyecek. Bunu neye kullanacağım? Göreceksiniz. En son etin üzerine. Böyle biraz hani eskiden yanıksa bir tereyağı koyarlardı yemeklerin üzerine yanına. Aynı o şekil. Hafiften bir tuzlayacağım. Şöyle biraz da esmerleşecek bu tereyağı. İçinde suyu kalmayacak. Kırmızı toz biberimi ilave ediyorum. Onu da kenara alacağım. Arkadaşlar bu ve bunun gibi tarifler için mutlaka kanalıma abone olup bildirimlerini açmayı unutmayın. Destek olmak için de altta beğen butonu var. Ona da basın. İstiyorsanız katıl butonuna da tıklayabilirsiniz. Katıl butonumuz da açıldı. Bize destekleriniz çok mühim. Yani öyle katıl butonlarımız abartılı değil. 10 lira 15 lira gibi bir fiyat. Hazır. Şu çıtır ekmeği tekrar ısıtayım. Biberleri de kenara alayım. Üzerine açtığım yoğurdu ekledim. Şimdi domates sosumdan gezdiriyorum üzerine. Harika bir lezzet. Of of of, mükemmel olacak. Yerken ayrı bir keyif alacaksınız.
Biberleri kenara koyuyoruz. Domateslerimizi de getirip kenara dizeceğiz güzelce. Tabii bu arada soğanımızlar iyice kızarmış güzel. Onları da ekliyoruz. Şimdi doğadayız. Buna da eldiven takın diyen arkadaşlar olacaktır. Çünkü kendim yiyorum. Eldiven takmama gerek yok. Elimdeki lezzet oraya geçsin. Siz doğada piknikteyken eldiven takıyor musunuz? Bu arada bunu da size sorayım. Pikniğe gittiniz. Yemek yapıyorsunuz kendine. Eldiven takar mısınız? Bunu da merak ediyorum. Bu da benden size bir soru olsun. Antrikotumu da alıyorum. Bunu dilim dilim yapıp muhteşem buluşma ile tadına bakacağız. Kesiyoruz. Antrikotumuz da güzel pişti bu ara. Dilim dilim yaptı. Alıyoruz. Gel bakalım güzel lezzet. Hemen etimizin üzerine koyuyoruz. Tabi doğadayız. Bu ufak tefek şeyler misafirlerimiz de var. Şöyle tereyağımızı da üzerine gezdiriyoruz. Bu arada kanalıma abone olmadıysanız siz de abone olup bildirimlerinizi açıyorsunuz arkadaşlar. Sizden ricamız bu. Şu doğayla baş başa şu mükemmel anın keyfini çıkartıyoruz. Mutlaka bu tarifi evde deneyiniz. Evde tabakta sunum yapabilirsiniz. Çok güzel sunum olacaktır. İstiyorsanız evde masaya ortaya böyle bir saçta sunum yapabilirsiniz. Bu da çok güzel olacaktır. Hem siz hem aileniz hem misafirleriniz için. Başka tariflerde görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın, dostça kalın, lezzette kalın.